siyasi durum biraz vahimdir. Irak'ın toprak bütünlüğü şu anda bir tehlikededir, tehdit altındadır. PKK terör örgütünün Sincar'da barındırılması, IŞİD tehlikesi her zaman vardır. Özellikle Kerkük'ün civarında olan Türkmen köyleri. Merhabalar, ben Ahmet Sağlam. Konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi. Irak Türkmenleri özel araştırma dosyasıyla başlıyoruz. Milli kimliğinin korunması ve var olması için çetin bir mücadele verdik. Sen kavartmıyorsun. Bilirim, bilirim. Yetti benden git. Allah kabul eder artık. Bırak lan. Kardeşim, bir kavartı. Hıma yedirim. Öldü hıma yedirim. Ben millet ya hıma yetmiş sen. Sen yürüyü hadis alem, yürüyü hadis döyü. Sen Allah yaradın, ben Allah yaratmıyım. Hakim istesin, dırmış ben. Abone ol, hayatım. Kaçmadım, korkmadım, pes etmedim, çekilmedim. Haksızlıkları zalimlerin yüzüne bakarak söyledim. Baskı ve zulüm altında yıllarca dillerini, kimliklerini korumuş kadim bir halk. Irak Türkmenleri. Onlar Orta Asya'dan göç eden Oğuz Türkleridir. Oğuzların torunu olan Irak Türkleri, yıllarca Irak'taki insanlık dışı uygulamalara karşı mücadele etmiş, Irak halkının birlik ve beraberliği için çaba harcamıştır. Tarih 24 Nisan 1995'i gösterdiğinde de asimilasyona ve zulme dur demek için Türkmeneli'nin Erbil şehrinde bir araya gelen Türkmenler düzenledikleri Büyük Türkmen Kurultayı'nda Irak Türkmen Cephesi'ni ilan etmişlerdir. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş sürecini ve amacını ise Genel Başkan Erşat Salihi şu şekilde anlatıyor. Irak Türkmen Cephesi 1995'te Erbil'de ilan edildi. İlan edildi demek söylediğimden, yani Irak Türkmenlerinin siyasi hareketleri eski rejimler döneminde öyle parti haline getirilmemekinden dolayı yavaş yavaş 91 olaylarından sonra Türkmenler bunu gizli örgütlerden, kardeşlik ocağından, teşkilatlarından barındırılan bir cephe haline gelip muhtelif Türkmen partilerini bir araya getirip cephe halinde kendisini ilan etmişti. Erbil'in 1995 senesinde. Şu anda parlamentonun içinde 3 tane milletvekili var. Sadece Irak Türkmen Cephesi'nin toplam Türkmenlerin de 8 tane milletvekili vardır. Irak Türkmen Cephesi'nin bütün Türkmeneli bölgesinde Tel Afer'den uzanan Mendeli'ye kadar yüzden fazla ofisleri vardır. Bayrakları dalgalanmış. Bağdat dahil olarak bunun içinde Güney Irak'ta bile bizim ofislerimiz vardır. Hille'de, Necef'te, Kerbela'da artı yurt dışında da Ankara olsun ve yurt dışı temsilciliklerimiz de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir dönem ülkemizde Irak'ın siyasal yapısı çok tartışılmış ama maalesef kısır bir döngü içerisinde kalmıştır. Hatta günümüzde terör konusu tartışılırken dahi bu kısır döngü hala devam ettirilmektedir. Maalesef küresel ve bölgesel bir bakış açısı sunulamamaktadır. Sizlere farklı bir bakış açısı sunmak için Irak siyasetinin tam merkezindeki konuğumuza Irak'taki siyasal dengeleri ve bu dengelerin nelerin üzerine inşa edildiğini sorduk. Bakınız konuğumuz nasıl bir cevap verdi. Irak'ta siyasi denge maalesef mezhepsel projelerin üzerine kurulmuştur. Özellikle Şii, Sünni ama bunun yanında da bir Türkmenler vardır, Kürtler vardır ve diğer azınlıklar vardır. 329 milletvekilisi olan Irak parlamentosunun içinde 8'i Türkmen. Bunun yanında 200'e yakın partiler var. Maalesef çok sayıda partiler var. Ama partilerin iktidara ulaşanları aşağı yukarı bir 15-20 partidir.
iktidara ulaşmışlar ve onlardan gruplar teşkil edilmiştir. Irak parlamentosunun içinde Şiilere ait olan 6-7 grup var. Sünnilere ait olan 5-6 gruplar var. Kürtlere ait olan bir 7-8 grup var. Artı bir Türkmenler de var. Onun yanında azınlıklar var. Hristiyanlar, İzidiler, Şebekler, Sabiiler vardır. Bu Irak'taki siyasi dengeler bunların üzerine oturulmuştur. Peki, Irak'taki Türkmenler Irak siyasetinin neresinde? Irak'ta Türkmenlere yeteri kadar alan açılıyor mu? Tabii ne kadar söylersek, durum ne kadar vahim ise Irak'ta, Türkmenler siyasi iktidarın bir parçası olmakta zorluk yaşadılar. Özellikle bölgenin etrafımızda olan komşu ülkelerin projeleri, 10 bin kilometreden gelen ajendeler, gizli servisler, imkan dahilinde Irak Türkmenlerini siyasi platformdan uzak tutmaya çalıştılar. Ama yine de ne olursa olsun biz kendi gücümüze dayanarak, milletimize dayanarak, iktidar partisi olarak Irak hükümetinin içinde bir bakanlığımız vardır. O bakanlığı da hükümet temsilcisi olarak parlamentonun içinde hükümeti temsil eden bir bakan olarak temsil edilmiştir. Evet, bu hakkımızdır. Hayır, bu hakkımız değil. Bundan daha çok hakka sahip olmamız gerekmektedir. Onun için de mücadelelerimiz devam etmektedir. Irak'taki siyasi durum nasıl? Irak toprak bütünlüğü tehdit eden asıl sorun ne? Komşu Irak'ı nasıl bir gelecek bekliyor? Yani maalesef Irak'taki siyasi durum biraz vahimdir. Irak'ın toprak bütünlüğü şu anda bir tehlikededir, tehdit altındadır. Özellikle terör örgütlerinin o coğrafyanın üzerinde barındırmaları, eğer terör örgütü PKK olsun, eğer terör örgütü DAEŞ olsun, bunlar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü etkileyen, artı siyasi partilerin de arasında ideolojik olarak çekişmelerin, Sünni-Şii çekişimleri olması, Erbil, Süleymaniye, Bağdat'la olan sorunları, bunlar Irak'ın geleceğini bir tehdit etmek meselesi vardır. Siyasi dengeler, eğer Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik siyasi partiler dönmezseler, medeni bir hüküm orada, ılımlı bir hüküm, mezhepsel projelerden uzak durmazsalar, gelecek Irak'ta Allah göstermesin daha çok bir tehlikeye ve iç savaşa da gidebilir. Gördüğünüz gibi ülke içindeki çatışma kültürünü oluşturan en büyük sorunlardan bir tanesi mezhepsel ayrılıklar. Ve bu ayrılıkların komşu ülkeler tarafından keskinleştirilmesi. Ayrıca önemli bir sorun da ülke içerisindeki kargaşadan beslenen terör örgütlerinin varlığı. Peki, Irak'ın istikrarını tehdit eden PKK terör örgütüne Irak'ın bakış açısı ve yaklaşımı nasıl? PKK'nın Irak topraklarındaki durumu ne? Irak'ın anayasasında komşu ülkeleri, eşkıya ve terör örgütlerinin barındırılması yasaktır. Ama bu anayasa ihlal edilmiştir. Maalesef bugün terör örgütü Irak topraklarında barındırılıp ve komşu ülke Türkiye'yi etkilemektedir. Burada Irak hükümetinin ciddi bir yaklaşımı vardır. Ama Irak hükümeti yine de siyasi partilerin etkisi altında kalmaktan dolayı diğer komşu ülkelerinin ve bir de demin de söyledim Avrupa ülkelerinin de baskısı neticesinde yeterince Irak hükümeti PKK terör örgütünü Irak'ın içinden çıkartmamaktadır. Bu da ciddi bir şekilde bir sorun haline gelmiştir. Özellikle Ankara ile Bağdat'ın arasında bir gerginlik yaratmaktadır. Gara olayını değerlendirebilir misiniz? Takip ettiniz mi? Yani tabii o meseleyi yakından takip ettim. Özellikle o operasyon Türkiye tarafından bundan önce de Irak hükümetine kaç defaları sunulmuştu. Irak'ın anayasasına göre Irak coğrafyasında bu gibi örgütlerin barındırmaması lazımdır. Maalesef Irak o bölgelere hakim olmadığı takdirde Türkiye mecbur kalıp orada o operasyonları gerçekleştirmişti. Bizim temennimiz merkezi hükümetle, Irak hükümeti, Türkiye hükümetiyle beraber ortaklaşa operasyonların gerçekleşmesi, o bölgeden terör örgütlerinin özellikle Sincar ve Tel Afar'ın etrafında ve Kerkük'ün civarında olan bölgelerden dışarıya çıkartılması bizim projemizdir. İsmini duyduğumuzda yüreğimizin yandığı, kalbimizin tutuştuğu Türk yurtları vardır. Türk'ün medeniyet mührünü vurduğu şehirler vardır. İşte kadim Türk yurdu Kerkük bunlardan bir tanesidir.
yaz günü Temmuz'da sen terleme sileyim. Gün gördü. Maalesef Türkler kadim Türk yurdu Kerkük'ten yıllardır göçe zorlanıyor. Sayın Salihiye Kerkük'ün demografik yapısını ve bu yapının içindeki Türkmen nüfusunun geldiği son noktayı sorduk. Sayın Salihi, Kerkük bir Türk şehridir dedi ve bakınız nasıl devam etti. Kerkük bir Türk şehridir. Türkmen kelimesini İngilizler tarafından tesmiye edilen bir isimdir. Ama Kerkük bütün Irak Türkmenlerini atar damarıdır, paytaktıdır. Türkmeneli coğrafyasının kalbinde yer alan bir Türk varlığını bir kalıtıdır, bir mirasıdır. O bize dedelerimizden temin edilen bir emanettir. Onun üzerinde oynanan oyunlar o kadar büyüktüler ki eğer 2003 öncesi Baas rejimi döneminde Arapleştirme politikasının orada uygulamaları, 2003'ten sonra Kürtleştirme politikasının uygulaması neticesinde Kerkük demografisinin değiştirmesi ciddi bir şekilde Kerkük'ün varlığına ve tarihine, geleceğine çok etkilemiş olmuştur. Özellikle siyasi mahfilde yüzlerce ailelerin Kuzey Irak'tan ve Güney Irak'tan getirilip orada iskan edilmeleri Kerkük'ün demografik yapısını değiştirmişti. Ama bu değişim ne kadar olursa olsun orada bir Türkmen bile kalmışsa da orası bir Türkmen şehridir. Ondan taviz edilen bir coğrafya değildir. Ya Musul? Musul'un demografik yapısı nasıl? Ve şu an ne durumda? Tabii Musul, Kerkük'ten daha çok çeşitli bir milletlere sahiptiler. Orada Türkmenler, Sünniler, Şiiler, Ezidiler, Hristiyanlar, Şebekler ve diğer azınlıklar bulunmaktadır. O bölge daha çok karışık. Maalesef şu anda PKK terör örgütünün Sincar'da barındırılması oradaki halkın ortasında sosyal bir ayrımcılık yapmaktadır. Artı oranın güvenliği şu anda tehlikeli bir durumdadır. Onu da çözmek için atılan adımlar, atılan projeler maalesef şu ana kimin gerçekleşmemiştir. Peki Irak topraklarının kadim mimarı olan Türkmenlerin Irak içerisindeki nüfusu ne durumda? Zaman içerisinde Irak Türkmenlerinin nüfusu hangi yöne doğru değiştirildi? Doğru bir seçimin olmamağı takdirinde, herhangi bir nüfus sayımını yapmış olmadığımız takdirde bunu açıkça hiç söyleyebilmiyoruz. 1957 senesinde Irak'ta cereyan eden genel bir seçimde orada Irak nüfusu 6,5 milyon olduğunda Türkmenler Irak çapında yarım milyon nüfusa sahiptiler. Tabii onun çoğunluğunu bir Kerkük'te sahip olmuşlardır. Şu anda doğru bir nüfus olmadığı takdirde herhangi bir nüfus söylemiş olursak o orana göre o zamanın 1957 senesinden şimdiye kadar en az Irak'ta 3 milyon Türkmen olması lazımdır. 3 milyon Türkmen olmadığı takdirde demek ki bu millete burada bir asimile politikası, göce maruz kaldırma bir politikası gerçekleşmiştir. O yüzden Türkmenler belki burada farklı bir sayıma maruz kalabilirler. Irak'ta bir dönem IŞİD ciddi bir tehlike olmuş ve ülkeyi genelden tehdit eden bir duruma evrilmişti. Peki şu anda Irak'ta IŞİD tehlikesi ne durumda? IŞİD tehlikesi her zaman vardır. Özellikle Kerkük'ün civarında olan Türkmen köyleri, Bulava, Kümbetler, Yaycı, Tirkalan, Beşir, Taze Vurmatı, Tavuk, Leylan, Yahyava, Altınköprü, bu diğer Kerkük'ün etrafında olan hep Türkmen köyleri sürekli DAEŞ terör örgütünün saldırısına maruz kalmıştır. Ama bunlara karşı da kesinlikle kendi kendimize ait olan bazı silahlı gönüllü Türkmen askerlerimiz vardır. Onlara karşı yaptıkları mücadelede sağ olsunlar geceli gündüzlü nöbetlerinin başında köylerimizi, şehir merkezimizi o merkezi hükümetin ordusuyla, polisiyle beraber korumaktadırlar. Bazen bazı zenginlikler bulundukları yerlere refahı ve mutluluğu getirmez. Çünkü o zenginliğe sahip çıkıp onu halkın refahı ve mutluluğu için harcamak
güçlü, sağlam ve demokratik bir siyasal yapıyı gerektirir. Nereye mi gelmek istiyorum? Tabii ki Irak'taki Kerkük petrollerine. Ülke bu enerji kaynağına hakkaniyet içinde sahip çıkamadığı için maalesef hiçbir dönem bu enerji kaynağının gelirini halkının refahı ve mutluluğu için harcayamamıştır. Bu enerji kaynağı ülke içerisindeki çatışmaların merkezi haline gelmiştir. Bu kaynaklar uzaktan gelenler tarafından hep sömürülmüştür. Bakınız şu anda Kerkük'teki petrol kaynaklarını kimler, hangi isim altında nasıl işletiyorlar? Kerkük'e ait olan petrol kuyuları merkezi hükümetin denetiminde olması gerekmektedir. Bunun maalesef 2007 tarihinden KDP tarafından ve KYB tarafından bazı petrol kuyuları Kuzey Irak tarafından kullanılmaktadır. Enerji güçlerimiz Kerkük'ün her yerinde petrol vardır. Daha çok zengin bir ülke, zengin bir vilayet olduğundan dolayı artık herkesin gözü orada. Ama maalesef bu enerjimiz, bu petrolümüz doğru bir şekilde kullanılmamaktadır. Ve imkan dahilinde elimizden geldiği kadar biz Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük'ün özel bir bölge olmasını istediğimiz zaman o kaynak da kendi Kerkük'lerin elinde olmasından dolayı bir projemiz vardır. O Kerkük'lerin elinde olması gerekmektedir. Şu anda kim işletiyor Kerkük'teki enerji kaynaklarını? Yani hangi devlet işletiyor daha doğrusu? Şu anda merkezi hükümetin denetimindedir. Ama diğer kuyular ise Erbil yönetimi tarafından idare edilmektedir. Daha çok İngiliz ve Amerikan şirketleri onları çalıştırıyorlar. Biz Türkiye olarak neresindeyiz işin? Maalesef Türkiye bu hususta üzerine olan baskılar neticesinde sadece Kerkük, Ceyhan Petrol hatının üzerinden, borusunun üzerinden merkezi hükümet vesilesiyle aldığı petrol vardır. Orada tabii imkan dahilinde Türkiye'ye karşı olanan bir anti propaganda siyasetinde oraya Türkiye çok hakim değildir. Merkezi hükümetle beraber Türkiye her iki ülkenin petrol ve kaynaklar, tabii kaynaklar bakanlığı bu işi beraber yürütmektedirler. Irak deyince akla gelen başka bir sorun da peşmerge. Kamuoyunda peşmergenin Kerkük'te ilerlemesi çok tartışılmış ve Iraklı yetkililer peşmergenin ilerleyişini durdurarak geri çekilmesini istemişlerdi. Peki şu anda son durum ne? Artık bu mazide kaldı. Bundan da önce peşmergeyi söylemiştik. Kerkük'e tekrar gelişiniz imkansızdır. Zaman içerisinde DAEŞ terör örgütünün vesilesiyle Irak ordusu çekildikten sonra o zaman bir gelişleri oldu ama bu işler bittikten sonra onların çekilişini biz istedik. Tekrar peşmergenin Kerkük'e gelmesi, yani Kürtlerin tekrar kendi ellerinde olduğu yerlerin ellerinden kaybedilmesi manasına gelir. Bence öyle bir hatayı tekrar yapmamaları lazımdı. Bölge siyasetinin tam merkezinde siyaset yapan Sayın Salihi'den Türkiye-İran-Irak ilişkilerini çok taraflı olarak değerlendirmesini rica ettik. Yani bunu sürekli İranlı yetkililere de söylemişik. Türkiye ile İran'ın araları ciddi bir şekilde en iyi ilişkilerin olması lazımdır. İlişkileri iyi olmadığı takdirde 10 bin kilometreden gelenler hem İran'ı hedef alırlar, hem Türkiye'yi hedef alırlar, hem de Irak'ın içinde bir istikrarsızlık yaratabilirler. Biz tekrar Türkiye'deki ve İran'daki her iki hükümete de Irak'la beraber ortak bir şekilde üçlü mekanizma kurup bu toprakları beraber savunmaları lazımdır. Aksi takdirde herkesin sınırları tehdit haline getirilebilir. İranlılara da söylemişiz bunu. Mezhepsel projelerden uzak olmak lazımdır. Türkiye ile beraber her iki Müslüman ülkesi beraber bir tezin üzerine durmaları lazımdır. Farklı bir şekilde gitmiş olursalar herkes bundan zarar çekecektir. Sayın Erşad Salihi'ye bölgede yok edilmeye çalışılan Türkmen varlığına nasıl sahip çıkılabileceğini, bugün bölgede Türkiye'yi kuşatmaya çalışan ateş çemberine nasıl dur denilebileceğini sorduk. Sayın Salihi, milletler kendi projelerini kendi elleriyle çizmelidir dedi ve bakınız nasıl devam etti. Ben her zaman bunu söylerim. Milletler kendi projelerini kendi elleriyle çizmeleri lazımdır.
projeleri elimizle çizmediğimiz zaman diğerleri gelip kendi kafasına göre işte Kürdistan denilen haritasını çizer. Birisi Arabistan denilen haritasını çizer. Maalesef Misak-ı Milli'nin haricinde kalan bu bölgeler bizim elimizle olması lazımdır. Türkiye'de bu hususta onu daha yakından bilmeleri lazımdır. Daha yakından takip etmeleri lazımdır. 80 yıl Irak Türkleri ve Suriye Türkleri babasız kaldılar. Kendi kendilerine itimat ettiler. Yine de lisanlarına, lügatlarına, kültürlerine, örf ve adetlerini korudular. Ama bir gün gözümüzü açtık baktık, farklı bir haritalar çizilmiş ortada. Ama yine de ne olursa olsun bence bugün değil, yarın hele bile geç kalınmamıştır. Kendi projemizi kendi elimizle çizmeliyiz. Devletlerin uluslararası projeleri seçimlerle başlayıp seçimlerle bitecek kadar kısa vadeli ve dönemlik projeler olamaz. Seçimlerle ve iktidarların dünya görüşüyle şekillenen uluslararası projeler ilgili ülkeye yarar getirmez. Onun içindir ki büyük devletlerin uluslararası projeleri ülke çıkarları doğrultusunda uzun vadelidir ve küçük değişiklikler haricinde çelik gibidir. Asla değiştirilemez. Peki Sayın Salih'in ifade ettiği gibi 80 yıl sahipsiz ve kimsesiz bırakılan Türkmen varlığına nasıl sahip çıkabiliriz? 80 yıllık derin uykudayken çizilen bu haritalara nasıl dur diyebiliriz? Bölgeye istikrara getirecek proje ne olmalıdır? Coğrafyaya geniş bir pencereden nasıl bakmalıyız? Bu çerçeve daha büyük bir çerçeveden bakmış olursak, Orta Doğu'daki olan Türkmen coğrafyası, özellikle bu şerit, Türkmen Dağı'ndan başlayıp, Bayırbuzak Dağları'ndan başlayıp, Suriye'den Kerkük ve Türkmeneli bölgesine bir Türkmeneli cephesi haritası oluşturmaktadır. Bu da bizim uzun vadeli bir projemiz olması lazımdır. Yani bu proje sadece Irak'ın içinde değil, Dicle bir taraftan, Fırat bir taraftan, bu Orta Doğu'nun içinde yaşayan Türkmenler, özellikle Suriye ve Irak'ta bu coğrafyanın üzerinde bir projeleri olması lazımdır. O projenin üzerinde Türkmen varlığı devam ettirilebilir. Aksi takdirde projemiz olmadığı takdirde biz başkasının projesi oluruz. O zaman daha çok halkımız eğer Irak'ta, eğer Suriye'de o coğrafyanın üzerinde daha çok asimileye maruz kalabiliriz. Ve programımızın sonuna yaklaşırken Irak Türkmenlerinin COVID-19'dan nasıl etkilendiğini ve yeterli sağlık imkanlarına ulaşıp ulaşamadıklarını sorduk. Yani Türkmenler kültürlü bir millet olduğunu ve özellikle de COVID ile ilgili olan birinci günden Irak Türkmen Cephesi'nin bizim başkanlığımızda bir kriz masası kurduk. O kriz masasında insanların evine bile dermanlarını, ilaçlarını getirmiş olduk. Artı bunun yanında Türkiye'den 25 ton bize gelen malzemeler, ilaçlar da gönderilmiştir Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Biz tabii bu gibi hastalıkları imkan dahilinde Irak'taki sağlık yapının kötü olmasına ilaveten ama yine de bunu en iyi şekilde biz kullanmaktayız. Özellikle de bazı bölgelerimize daha çok maddi ve manevi şekilde yardımlar aramızda toplayıp o bölgelere götürmek istemekteyiz. Peki Sayın Salih'in ifade ettiği gibi 80 yıl boyunca sahipsiz kalan soydaşlarımızla bugün ilişkilerimiz ne durumda? Onların acıları ve sevinçlerinde yeteri kadar yanlarında olabiliyor muyuz? Ben açıkça söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile her görüşmemizde şahsımıza ve Irak Türkmen Cephesi'ne kapılarımız size açık. Desteklerimiz sizinledir. Bize yeterince o manevi destekler bizi güçlü tutar. Siyasi mahfillerde bir gün İran Şiilerin yanında durmuşsa, Suudi Arabistan Sünnilerin yanında durmuşsa, Türkiye'nin de Türkmenlerin yanında durmaları çok doğaldır. O da bizim için önemlidir. Kesinlikle bu gibi destekler bizi daha güçlü kılıp daha orada sağlam bir yerin üzerinde durdurabilir. Bunların daha çok artırılmasını o Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi bir iktidar temsilcisi olarak kendisini en iyi şekilde ispat edip onun da arkasında herkesin durmasını isteriz. Sadece iktidar değil, Türkiye'nin halkı olsun, basını olsun, muhalefeti olsun,
partiler üzerinden bir siyaset yapmak istemeriz. Herkes bu milletin yanında olması lazımdır. Son olarak Sayın Salihi'den Türk dünyasına bir mesaj göndermesini rica ettik. Sayın Salihi, dedelerimizin yurdu Orta Asya'dan gelen kimseleriz dedi ve bakınız nasıl bir mesaj gönderdi. Tabii atardabarımız, dedelerimizin yurdu Orta Asya'dan gelen kimseleriz. Biraz da kendi şivemizle, Kerkük şivesiyle konuşacağım. Ben Kerkük'ten değil, bugün Ankara'dan saygı salamlarımı göndermekteyim. Türk dünyasına, Anadolu'na, Orta Asya'ya, Oğuzlara, Altaylara, bütün her yere, ama onu unutmasınlar ki Çin'de Uygur Türkleri aynen esareti yaşamaktadırlar. Karabağ kurtarı olupsa onları da düşünün kurtar edeğin. Tek elle, tek yumruğla, güvenle beraber bunu kurtar edebilir. Yoksa hapımızın projesi başkalarının eline gider. Tekrar Türk dünyasına onu diyelim ki Türk varlığı, Türk insanı güçlüdür. Cumhurbaşkanları da özellikle Türk dünyasının cumhurbaşkanları da sadece halk bizimle diyor ki hükümetlerle bizimle olması lazımdır. Halklardan memnunuz ama hükümetlere biraz da selam gönderiyoruz. Unutmayın, burada da Irak Türkmenleri var. Sonuç olarak Irak konusunun neresinden bakarsak bakalım, ülkenin dondurulmuş sorunların içerisinde olduğu aşikar. Bu sorunların da zaman zaman Sayın Salihi'nin ifade ettiği o uzaktan gelenler tarafından buzlarının çözülüp ülkeyi yangın yerine çevirdiği ortada. Buna bu uzaktan gelenler bazen etnik, bazen de inanç temelli yaparken, Irak'ın hemen yanı başındaki İran ve Suudiler gibi komşuları ise bunu mezhepsel temelli yaptığı bilinen bir gerçek. Irak'ta şu anda bazılarının bilinçli, bazılarının ise bilinçsiz olarak yürüttüğü bu politika, Sovyetler Birliği'nin yürütmüş olduğu kimlik politikasının bir benzeri. Irak'ta bugün küçük gruplar dahi toplum içinde keskinleştirilerek ülke küçük yapısal parçalara ayrılıyor ve çatışma kültürü oluşturuyor. Bu da ülkeyi müdahaleyi meşru bir zemine çekiyor. Ayrıca ülke içindeki küçük gruplar kendi aralarında çatışırken ülke kaynakları o uzaktan gelenler tarafından rahatça sömürülüyor. Sonuç olarak kaybedenler o kumarı oynayanlar, kazananlar ise o kumarı oynatanlar. Irak Türkmenlerine gelince, Türkler tarihin her döneminde yaşadıkları yerlerin mayası olmakla birlikte birlik ve beraberliğin de birleştirici yanı olmuşlardır. Oyuna gelmemişler ve küçük beklentiler uğruna doğudan doğan o adalet ve merhamet güneşini asla batırmamışlardır. Onlar merhametin, adaletin, birlik ve beraberliğin, yani insanca yaşamanın teminatı olmuşlardır. Onun içindir ki bugün Irak'ı hedef alanlar ilk önce Irak'taki Türkmen varlığını, yani o toprakların kurucu mayası olan Türkleri hedef alıyorlar. Bu dün böyleydi, bugün de böyle. Ama Irak Türkmenleri dün olduğu gibi bugün de mücadeleyi asla bırakmıyorlar. Sadece kendileri için de mücadele etmiyorlar. Irak halkının birlik ve beraberliği başta olmak üzere komşu devletlerinin sınır güvenliği içinde. Unutmayalım, bu bölgede çıkacak bir yangın sadece yangının çıktığı yeri yakmaz, tüm bölgeyi yakar. Ayrıca uzaktan bölgeyi çatıştıranlar büyük bir yangın çıktığında gemilerini o limandan çekerken, İran gibi yakından mezhep savaşı körükleyenler o yangının tam ortasında kalırlar. Ve bir programın daha sonuna geldik. Bugün konumuz Irak Türkmenleriydi. Başka bir programda, başka bir konu ve konukla bir arada olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın ama hep vicdanınızda kalın.